Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere güzel oyuncu Evrim Akın hakkında bilgiler vereceğiz. Onu daha yakından tanımaya çalışacağız. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Evrim Akın, 12 Haziran 1979 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir. Arnavut bir baba ile Kürt bir annenin kızı olarak doğmuştur. Tuzluçayır'da büyümüştür. Lise eğitiminde İzmir Selma Yiğitap Lisesi'nde bitirmiştir. Oyuncu olmaya ise 1. sınıfta karar vermiştir. Bu hayalini gerçekleştirebilmek için Konak Belediye Tiyatrosu'nun kurslarına gitmiştir. Ardından bu tiyatronun kadrolu oyuncusu olmayı başarmıştır. Böylece oyunculuğa ilk adımlarını atmış oldu. Liseyi bitirmesinin ardından konservatuar eğitimi almak için İstanbul'a gitmiştir ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ne girmiştir. 90'lı yıllarda Orkid reklamında oynayan ve çeşitli tiyatro oyunlarında oyunculuk yapmış olan Evrim Akın, ilk ciddi televizyon deneyimini İbrahim Tatlıses'in yazıp yönettiği İmparator isimli dizide Çiçek karakterine hayat vermesiyle adım atmıştır. 1999 ve 2000'li yıllarda İBA Show'da çeşitli skeçlerde yer almıştır. Ardından dizilerde oynamaya başlayan Evrim Akın, asıl ününü Avrupa Yakası isimli dizide bulmuştur. Canlandırdığı Selin Yere Bakan karakteriyle "Oha falan oldum yani, kal geldi ya" gibi repliklerle hafızalara kazınmıştır. Daha sonra Bez Bebek dizisinde Nana rolünü oynamıştır. 2007 tarihinde Müjdat Gezen, Levent Kırca, Peker Açıkalın ve Kadir Çöpdemir gibi isimlerle beraber Güldür Bakalım isimli programda jüri üyeliği yapmıştır. Daha sonra Koca Kafalar'da sunuculuk yapmıştır. 2009-2010 tarihlerinde TV8'de Uzman Avı isimli yarışma programını sunmuştur. 2011-2013 yıllarında Alemin Kralı isimli dizide yer almıştır. Show TV'de Ev Kuşu isimli programın sunuculuğunu yapmıştır. Piramit isimli yarışma programında da sunuculuk yapmıştır. Yine Show TV'de Çocuktan Al Haberi isimli yarışma programını sunmuştur. Sonrasında Güldür Güldür Show'da Özge karakterine hayat vermiştir. Son olarak Star TV'de Yeni Bir Ev adlı yarışma programında sunuculuk yapmıştır. Günümüze kadar kariyerinde başarıyla ilerlemiş ve birçok ödül almayı başarmış olan Evrim Akın, bir röportajında bir yıl içinde 5 ödül birden kazandığını ifade etmiştir. Evrim Akın hakkında daha detaylı bilgi edinmek için onun verdiği röportaj sorularına verdiği cevaplarla onu daha yakından tanımaya çalışacağız. Televizyon dünyasının en sevilen karakterleri arasında yer alıyorsunuz. İzleyici ile olan bu bağ ve sevgi nasıl oluştu? Kendinizi anlatır mısınız sorusuna. En sevmediğim soru tipi: Ankaralıyım, İzmir'de liseyi okudum, ardından İstanbul'a geldim, genellikle evde vakit geçiriyorum, dışarıda ise en fazla yemek yemeyi severim, evde ailemle yaşıyorum, İki köpeğim ve bir de kedim var. Kitap okumayı çok seviyorum. Tanınmadan önce dublaj yaptım. Ardından dizilerde oynadım. Tiyatro yaptım. Ama tabii asıl tanınmam Avrupa Yakası ile oldu. İzleyiciyle olan bağımın nasıl oluştuğunu inanın bilmiyorum. Herhalde samimi olmama bağlı. Samimi olmam izleyiciyle bağ kurmamda bana yardımcı oldu diyebilirim. Ekranda nasılsam arkadaşlarıma da öyleyim. Evde de sosyal hayatımda da aynıyım. Rol yapmıyorum. Tabii bu dizi için geçerli değil. Dizide zaten verilen bir rol var ve ona göre şekle giriyorsunuz ya da ona içinizde bir şekil veriyorsunuz. Hobileriniz neler? Son dönemlerde neler yapıyorsunuz? Şu sıralar hangi projeler üzerinde çalışıyorsunuz sorusuna. Hobilerim dönem dönem değişiyor. Mesela bir ara yelken tutkum vardı. Miço olarak başladım. Yelkenle Roma'dan Atina'ya sefer yaptığımızda tanıştım.
Sonra dedim ki terfi etmem lazım. Yelken ehliyeti aldım. Bunun dışında kendime farklı hobiler yaratıyorum. Dönem dönem bahçeye sarıyorum. Bahçeyle uğraşmaktan keyif alıyorum. Çocuktan Al Haberi adlı programımız devam ediyor. Bir dönem tiyatro oyunlarında yer aldım. Şu anda herhangi bir tiyatro oyununda yer almıyorum. Ben her zaman söylüyorum, tiyatro en kutsal alan. Bence tiyatrocu sadece tiyatro yapmalı. Dizi ya da program yaptığınız zaman bölünüyorsunuz ve enerji dağılımı oluyor. Vakit yetmiyor. Ben bir gün televizyona ara verirsem tiyatro yapacağım demiştir. Evrim Akın için yol, yolculuk, seyahat ne ifade ediyor? Ne zamandan beri seyahat halindesiniz? Seyahat halinde olmaya başlamam Avrupa yakasını bıraktığım döneme denk geliyor. O dönemde başladım. 5 yıl boyunca ciddi seyahatlerim oldu. Amerika'da uzun kalışlarım var. Bahamalara kadar gittim. Kanada'yı gezdim. Montreal'de kaldım. Kanada insanlarını çok sevdim. Çok kibarlar. Özellikle Amerika'dan sonra ilaç gibi geldi. Ben Kuzey Avrupa'da mıyım yoksa Kuzey Amerika'da mıyım? Kafam karıştı orada. Çok tatlılar. Ancak çok soğuk olduğu için hiç benlik bir yer değil. Eylül ayında ben kabanla gezdim orada. Üşümeyi hiç sevmiyorum. O yüzden mesela hiç kayak kültürüm yok. Ben sıcak havaları ve iklimleri seviyorum demiştir. Son dönemlerde dolaştığınız ve en sevdiğiniz seyahat noktaları desek, Norbonne, Güney Fransa ve Barcelona ilk aklıma gelen lokasyonlar. Barcelona'ya gitmiştim. Oradan araba kiralayıp Norbonne'ye geçtim. Yazlık olarak düşünürsek yılın 2-3 ayını o kasabada geçirmek isterim. Çünkü tarihi dokusu hiç bozulmamış bir nokta. Bir yandan da deniz kıyısı, şarap şatoları muhteşem, insanlar ise oldukça kibar. Çocuktan Al Haberi adlı programınız dolayısıyla çocuklarla çok içli dışlısınız. Evrim Akın çocuk dünyasını nasıl tanımlıyor sorusuna. Çocuktan Al Haberi adlı programımız çok güzel. 46 bölümü geride bıraktık. Yakın zamanda haber sonrasına geçiyoruz. Keza bu büyük bir şans zaten. Hayat çok zor, çok bunaltıcı, zaman zaman sıkıcı ve üzerine geliyor insanların. Ekranlarda ise sürekli bir kargaşa, çatışma hakim. Burası bir pencere ve mutluluk penceresi diye adlandırabiliriz. İnsanlar nefes almak için çocuktan Al Haberi izlemişti. Ben geçen sene çok zor bir program yaptım. Biliyorlar halimi. Olumsuz şartlardaki insanlarla bir aradaydık. Onların yanına gittik, evlerini yeniledik. Ama çok demoralize oldum. Çok üzüldüm. Çünkü ben onu orada bırakamadım. Benimle bir sene boyunca kafamın içinde, benim bütün hücrelerime girdi o acılar. Gözyaşları, o çocukların çırpınışları. O yüzden ben Allah'ın beni bu programla ödüllendirdiğini düşünüyorum. Ben zaten çocukları çok seviyorum. Onların hayal dünyaları, kafaları o kadar farklı ki bizim maalesef hayal dünyamız artık yok. Ben onların seviyesine çıkmaya çalışıyorum. Geçenlerde bir çocuk ağlıyordu. Ben de yanına gidip gözyaşlarını sildikten sonra burnuna mendil tuttum ve hık yap dedim. Çocuk annesine baktı. Annesi ayıp oğlum dedi. Halbuki bu işin ayıbı mı olurmuş? Henüz görmediğiniz hangi coğrafyaya seyahat etmek istersiniz? Asya'ya gitmedim ama çok istiyorum. Bir ara niyetlendik arkadaşlarla. Hatta vizelerimiz de Dubai için alındı. Fakat benim setim vardı. Ailemin kralındaydım o zaman. O yüzden mümkün olmadı. Benim hayalim Peru. Güney Amerika'yı çok görmek istiyorum. İklimi de bana uygun, sıcak. Oranın manzaralarını, tapınaklarını çok merak ediyorum. Bir de Küba. Orada zaman atlaması yaşamak için istiyorum. Zaman makinesine atlayıp 50-60 sene öncesine dönebilmek için. Ayrıca İskandinav ülkelerine de seyahat ederek özellikle 6 ay gündüz, 6 ay gece nasıl yaşadıklarını görmek ve nasıl bir süreç olduğuna tanık olmak istiyorum demiştir. Evrim Akın hakkında bilgiler verdik. Onu daha yakından tanımaya çalıştık. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Daha fazla videoyla tekrar karşınızda olmaya çalışacağız.
Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmadan geçmezseniz çok sevinirim.